nizamı, en büyük nizam yeryüzünde namaz nizamıdır. Namaz kılmayan bu nizamı parçalamıştır. Münevver kardeşlerim, bilhassa genç kardeşlerime diyorum. Gençliğinizde namaza başlayın ve namazı terk etmeyin. Hiç kimseden korkmayın. Gençliğinizde Resulullah Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki yedi insan var. Yedi insan. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. El yevme la zille illa zilluh. Mahşer gününde Allah'ın rahmetinden başka hiçbir şeyin bulunmadığı zamanda Allah'ın rahmetinin gölgesi altına, Allah'ın rahmetine sığınacak olan yedi sınıf insan vardır bu Resulullah. Ve o insanlardan birisi de وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ buyuruyor. وَشَابٌ اَشَّابُ Arapça genç demek, şebab, genç. نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ Allah'ına kulluk etmekle yetişen, ondan neşe alan genç delikanlı. Onlar da Allah'ın mahşer günü rahmetinin altında gölgelenecekler. Gençliğinde namaza başlayanlar, dikkat edin. Genç iken, delikanlı iken, yetişkin bir insan, kuvvetliyken, zindeyken, şehveti, şöhreti, serveti varken namaza başlayan. En mühimi budur. Onun için gençlerin kıldığı namazlar harikulade namazlardır. Genç delikanlıların şehveti yerindeyken, denizlere, çarşılara, meyhanelere, her türlü eğletmeyiniz. Büyük bir fırsatın eşiğindesiniz. Büyük bir makamın elindesiniz. Büyük bir Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın eli altında bulunuyorsunuz. Terk etmeyiniz. Ve katiyen aldanmayınız. Namaza mani olanlara iltifat etmeyiniz. Onlara itimat etmeyiniz. Onlara saygı duymayınız. Bakınız, Allah-u Teala bir ayet-i kerimede yeryüzünde en kötü hakareti, en kötü rezaleti haber veriyor. Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e çok hakaretler oldu biliyorsunuz. Çok hakaretler oldu. Alay ettiler, deli dediler, yalancı dediler, sihirbaz dediler, mecnun dediler, hatta her şeyi söylediler. Ama en ahır ayet, en tehdit edici ayet namaz mevzuunda geliyor. Hani kurban olduğum peygamber, ayaklarının altında toprak olduğum peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Mescid-i Haram'ın bir köşeye sığınmış, Allah-u Teala'ya iki rekat namaz kılmaya başlamış. Allah'ın Resulü, ne zor ve ne zahmetli günler ya Rabbi. Ne zor günler, ne sıkıntılı günler. Anlatmakla insanın hayali ürperiyor. Fakat cezasını vermiş Cenab-ı Hak tabii onların. O günlerde henüz beş vakit namaz farz değilken biliyorsunuz Resul-i Zişanımız ve ona tabi olan sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan İbrahim Halilullah aleyhissalatu vesselamın takip ettiği iki rekat namaz kılarlardı. İki rekat, başka yoktu. İşte bu iki rekat namazı kılmak için Mescid-i Haram'ın bir köşesine sığınmış namaz kılıyor Resulullah. Bu esnada Ebu Cehil ismindeki kafir, Ebu Cehil hazırlayacağı şeyi bir kesilen ve derisi yüzülen bir devenin işkembesini hazırlamış, pisliğini hazırlamış, Resul-i Zişan her şeyden habersiz Allah'a secde ettiği, namaz kıldığı esnada Ebu Cehil geliyor, o devenin bağırsaklarını, pisliklerini arş-ı âlâdan büyük olan hakarete bakın yani. Namaza hakaret.
namaz kılana hakaret. Tepesinden aşağı boşaltıyor. Resulullah gayet melul. Arş-ı alaya bakar bakmaz derhal Cebrail aşağıya geliyor. Eraeytellezî yenha abden izâ sallâ. Ey Habibim, seni namazdan men eden Ebu Cehil kafirini gördün mü? Onu ebediyen cehennemde yakacağım diyor Rabbül Alemin. Derhal cezası gelmiştir. Namaz kılana hakaretin cezası korkunç diye derhal geliyor. Namaza mani olanlar, namaz kılmaya mani olanlar, namaz kılanların yoluna engel olanlar, namaz kılanların vakit vakit Allah'ın huzuruna koşmalarına mani olanlar, işte nerede olursa olsunlar, nerede ve hangi hüviyet olursa olsunlar, Ebu Cehil'in torunları, Ebu Cehil'in çocuklarıdır onlar. Hepsi aynı kanaattedirler, hepsi aynı tabiattadırlar. Namaza mani olmak ne büyük felaket, görüyor musunuz? Ayet geliyor derhal. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Salat, namaza durduğu yerde Habibime, benim sevgili kuluma hakaret eden Ebu Cehil kafirini kıskıvrak yakalayacak mı Cenab-ı Hak? Şu habere bakın ya. Onun için namaza mani olmayınız. İş yerlerinde iş verenler işçilerin namazına mani olmasın. Devlet dairelerinde amirler, memurlar namaz kılanlara mani olmasın. Yoksa vallahi Ebu Cehil'in yanına Allah onları gönderecektir. Onun yanına gönderecektir onları. Ve namaz kılmak için çırpınan, namaz kılmak için çalışan, namaz kılmak için koşuşanları da ve onlara mani olunan zavallı, fakir ve yalnız Allah'ın rızasını bekleyen müminleri de o sıkıntılara ve zahmetlere karşılık Habibullah'ın yanına gönderecek Allah-u Teala. Hiç tereddüt etmemek lazım. Ezilmeden, üzülmeden Allah Resulü'nü örnek alarak, onun hayatındaki mücadeleyi esas alarak devam etmek lazım. Hiç kimseden sakınmamak lazım. Hiç kimseden korkmamak lazım. Çünkü rızkımıza kefil olan Allah-u Teala'dır. Hayatımızı veren Allah-u Teala'dır. Tıpkı İbrahim Halilullah gibi, İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin buyuruyor. Benim kıldığım namaz Allah için, benim yaptığım hac Allah için, benim hayatım ve benim ölümüm Allah içindir buyuruyor İbrahim Halilullah. Sen de böyle söyleyeceksin. Kimseye zerre kadar eğilmeyeceksin, kimsenin karşısında bükülmeyeceksin. Rızkım Allah tarafından geliyor imanıyla ibadetine hiçbir sekte vurmayacaksın. Müslüman böyle olacaktır.